Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Biz kadınların vazgeçilmezi olan mücevherlerle dolu ışıltılı bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Kapalı Çarşı'nın gözdelerinden olan bu mağazayı ve harika tasarımlarını gelin hep birlikte Hasan Aydın'dan dinleyelim. Hasan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. İlk olarak sizleri Daikin'den tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Hasan Aydın ben. GDL Pırlanta olarak bu sokakta, bu yerde 32 senedir buradayız. Yaklaşık 16 yıldır profesyonel bir şeyde, üst düzeyde pırlanta hizmeti vermekteyiz sektörde. Buradayız diye belirttiniz. Şu an Kapalı Çarşı'dayız. İzleyicilerimize de belirtmiş olalım. Evet, Kapalı Çarşı'dayız. Kapalı Çarşı'yı da anlatmak lazım zaten. Tabii, Kapalı isterim. Çarşı dünyanın en eski AVM'lerinden, 1460 yıllarından beri hizmet veriyor İstanbul halkına, Türk halkına. Osmanlı'dan gelen bir yapı. İşte biz burada olmaktan zaten gurur duyuyoruz. Çünkü bu sektörün herhalde en top noktası Kapalı Çarşı. Burada olmanın ayrıcalıkları oluyor diyebilir miyiz öyleyse? Burada olmanın birçok ayrıcalığı var. Hem teknik anlamda elimizin altında çok büyük imkanların olması, çok rahat erişim sağlamamız birçok şeyi. Birçok avantajımız var tabii ki. Hem teknik anlamda bir de burası benim şöyle adlandırıyorum, hani Kapalı Çarşı bölgesi, profesyonel müşteri bölgesi. Bu işte önemli bir noktadayız. Kapalı Çarşı esnafı olarak çok duayenler yetiştirmiş bir yer. Zaten bugün şöyle bir şey var. Hani markaların çıkış yerleri hepsi Kapalı Çarşı. Birçoğu bu sokaktan, diğer sokaktan veya işte diğer aralardan çıkan yerler. Hepsine de başarılar diliyoruz ama Kapalı Çarşı bence Türkiye'nin en büyük mücevher markası. Müşteri diye belirtiyoruz fakat sizin en büyük ayrıcalıklarınızdan bir tanesi de onları daha çok müşteriden ziyade misafiriniz, dostunuz olarak evet, görmeniz. Evet, evet. Yani müşteri bence işin başlangıç noktası. Kapıdan içeri girdiği zaman tabii ki müşteri sıfatıyla giriyor ama sonra hayatımızı etki ediyor. Hayatımızda bir parçası haline geliyor. Onu da şöyle adlandırmak istiyorum. Yani gerçi bizim bir mesleğe bakış açımızdan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi birçok alışveriş böyle bu şansa sahip değil ama mesela 2070 yılında bir müşterim torununa o boynundaki gerdanlığı bıraktığı zaman ya bunu Hasan amcadan almıştık diyecek. Beni böyle çok böyle işime bağlayan noktalardan biri bu. 2100 yılında düşünebiliyor musunuz? Hani birçok sektörün böyle bir şansı yok yani. Bir yandan güvenin de hakim olduğu bir sektör olduğunu söyleyebilirim bulunduğunuz sektörün. Sizler bunu nasıl sağlıyorsunuz peki? Aslında birçok değeri içinde barındıran bir sektör ama dediğiniz gibi güven bu değerlerin en çok hissedileceği noktada. Çünkü müşteri gerçekten insanlar bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olması pek mümkün değil. Ne olursa olsun bizim uzmanlığımız gerekiyor. Size çok güvendim diyerek alışveriş yapması çok büyük bir lütuf. Kalpten kalbe geçen bir yol. Yani akıldan akıla geçmez zaten güven duygusu. Aslına bakarsanız tecrübemiz şu. Tecrübemiz maddiyatın çok geride kalması gerektiğini öğrenmemiz bizim. Mücevher satıyorsun, maddiyat nasıl geride? Şöyle geride, güvenin gerisinde. O yüzden o güveni sağladıktan sonra İlişkiler çok daha sağlam bir temel üzerine kuruluyor. Harika. Sizlerle çalışan ekibiniz var. Evet, evet. Sizlerden dinlemek istiyorum biraz. Bu ekibi nasıl oluşturuyorsunuz? Her zaman şundan yanayım. Evet, en iyisiyle çalışayım. En iyisiyle çalışmak da özgüvenim arttırsın. Özgüvenim de zaten karşı tarafa geçsin. Biliyorum ki en iyi ustayla çalışıyorum. Ondan daha iyisi şu ana kadar hani imkanlarım çerçevesinde daha iyisi olması mümkün değil. O yüzden çok rahat müşteriye sunarken bu bence zaten bilinmesine gerek yok. Karşı tarafa geçiyor. Yani bunu konuştuğunuz zaman evet karşı taraf diyor ki bu kişi kendine güveniyor diyor. O güven olması için de bu kafanın arkasında bir acaba olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bahsettiğimiz sohbetimizin başından beri sebepler yüzünden pek çok değerli sanatçımız da aslında sizlerle çalışmayı tercih ediyor diyebiliriz. Hepsinin teveccühü, hepsinin o teveccühü, o yani bizi o kendilerine layık görmelerini tabii ki çok gururla karşılıyoruz. Ama bunu da yaparken o biz de hani mesela sanat camiası nasıl bir sektörse, o sektörün de büyükleri varsa bizimki de bir sektör. Bizim camiamızın da önde gelen firmaları var ve biz de onlara layık olabiliyorsak ne mutlu. İnşallah daha da iyi yerlerde oluruz yani. Az önce bizler de çok güzel bir ana şahitlik etmiş olduk. Bir misafiriniz size olan memnuniyetini dile getirdi. Evet. Bu durumda sizleri çok mutlu ediyor olmalı. Bir kahveni içmeye geldim demesi böyle çok büyük mutluluk benim için yani. Sizin aracılığınızla herkese söylemiş olayım. Bir kahveni içmeye geldim sözü çok mutlu ediyor bizi. Hep şöyle söylenir. Biz işte butik bir mağazayız. Biz
butik müşterili olan bir mağazayız. Hı hı. Yani bizim müşterilerimiz çok butik. Bazen konuştuğumuz dili dışarıdan gelen birisinin anlamasını biz zaten beklemiyoruz. O yüzden biz hepsine böyle biz yapan en büyük değerli olduğu için bir tek sizin tekrar sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Birbirinden kıymetli butik insanlarla dostu olan bir mağazayız. Son olarak izleyenlerimize peki söylemek istedikleriniz olacak mı Aslan Bey? İzleyenlerinize sadece bir tanışma fırsatı verirseniz çok mutlu olurum diyebilirim yani. Bizlerle, GDL Pırlanta'yla, ürün aracılığıyla da olsa tanışma fırsatı verirseniz bize çok mutlu oluruz. Ondan sonra değerlendirmesini siz kendiniz yapabilirsiniz diyebilirim. Türkiye'de mücevherat sektöründeki farklı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren ve bizleri de oldukça etkileyen markada kurucu ortak Hasan Aydın'la sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bir diğer konuğumuz ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.